programına hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğum Mustafa Özen, sevgili arkadaşım, programcı arkadaşım. Hal Komisyon Dernek Başkanı Hamdi Fidan'ı ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz Hamdi Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Mustafa Bey, siz nasılsınız? Biz öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Meral Hanım. Rica ederim, ne tabii, demek? Tabii bugün tarımı konuşacağız dediniz ve tarımla ilgili çok değerli bir konuğumuz Gazi Paşa Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hamdi Bey de burada. Evet. Yani inşallah tarıma dair çok önemli konulara hep birlikte güzel değiniriz ve çözüm yollarını da öneririz. İnşallah hep birlikte. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Hamdi Bey, ayaklarınıza sağlık. Gazi Paşa'dan bizim için buralara kadar yoruldunuz. Gerçi Gazi Paşa Alanya bir kardeş ilçe olarak görüyoruz ki biz inşallah iyi olma yolunda ilerlemek istiyoruz. O ayrı bir taraf. Bir Gazi Paşalı olarak da bunun altını çizmek isterim. Hal Komisyon Dernek Başkanı olarak sizin sıkıntılarınız ve komisyonun problemleri artı tarımdan tüketiciye kadar, üreticiden tüketiciye kadar olanları olan sorunları dile getirmek için toplandık, bir araya geldik. Mustafa Bey bizden çok daha, benim şahsım adına çok daha tecrübeli olduğu için onu da konuk etmek istedim. Bir fikir alışverişi yapsak, sizin problemleriniz, sorunlarınızla alakalı sizi dinlemek istiyoruz bugün. Evet. Önce isterseniz kendinizi tabii, bir tanıtın. Bilen var, tanıyan böyle var. Bir programa katılmak hoş bir şey. Yani önemli olan Gazi Paşa, önemli olan Türkiye, tabii önemli ki olan devletimiz, önemli olan milletimiz. Tabii ki bu konuda. Üreten ve emekçi yapayım kesim aslında. Şimdi şöyle, bunu şöyle de bahsedebiliriz. Üreticiden tüketici diye diyebiliriz. Kesinlikle. Zincir şeyi tabii bu. Ki, tabii önce ki ben şeyi anlatmak istiyorum. Halin işleyişini, yani tarımın üretimden tüketimi nasıl bir zincirden geçtiğini onu anlatayım size önce. Tabii ki. Şimdi sezonun şu anda ortasındayız. 2-3 evet ay sonra Akdeniz bölgesinde sezon bitecek. Evet. Sezon bittiği andan itibaren çiftçi arkadaşlarımızın, üretici arkadaşlarımız dertlere başlıyor. Akdeniz bölgesinin %90'ı küçük çiftçi. Yani 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm gibi çiftçilerden oluşuyor. Evet. Sıkıntılı bir kesim. Yani biz onun hem anasıyız, hem babasıyız, hem arkadaşıyız, hem kardeşiyiz. Her anlamda şeyiz, çözüm ortağı. Her şeyiz. Yani nasıl söyleyeyim? Hem kardeşiz, hem anne babayız. Evet. Bu kadar basit bir şey. Tohumundan tutun gübresine. Hastalığından tutun düğününe. Evet. Aklınıza ne gelirse evet, her tür problemde komisyonun yanındadır. Bunu okeyledim. Evet. Şimdi kamuoyunda komisyoncuların, ben komisyoncuları kabul etmiyorum bu işi. Biz üretici temsilcisiyiz. Emekçinin temsilcisi. Emekçinin temsilcisiyiz. Evet. Devlet bize bir hak vermiş. %8 komisyon alacağız. Evet. Biz bu %8'in içinde masraflar dahil hal kiraları, katip maaşı, sigortası, evet, sosyal giderlerin dahil %8'in içinde. Biz ne %8 onda 1 alabiliriz, ne %7 onda 9 alabiliriz. Evet. Bu kanunla belirlenmiş bir olay. Hı hı. Bunu kestikten sonraki parasını biz üretici arkadaşlarımız zaten veriyoruz. Yani peşinde veriyoruz zaten. Yani doktora gidiyor, önceden avans veriyorsun. Bu kanunun belki yerinde değil. Ancak biz onu vermesek olmuyor. Yani kardeşimiz olmuş, arkadaşımız olmuş, küçük oğlumuz olmuş. Küçük bir ilçe olduğu için bir tabii, arkadaş, zaten insanlar birbirinin içinde. Evet. Herkes birbirinin içinde. Ondan sonraki zinciri şöyle izah edeyim. Tabii ki. Üretici malını getirir. Evet. Şimdi bu nasıl söyleyeyim size? Sosyal medyada evet, çok güçlü kurumlar var. Tabii ki. Bu kurumlar diyor ki halci, yani bizim için söylenen şey komisyoncu, evet, stok yapıyor diyor. Peki böyle bir şey var mı? Böyle bir şey saklama şansı yok ki. Salatalık her %5 lira verir. Fasulye çuvaldan çuvala, yani veya paketten pakete aktarımda %5 lira verir. Öyle bir şeyin, öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lüksümüz yok. Evet. Bu fiyatlar da nasıl oluşur? Türkiye'nin Kars'tan Edirne'ye, evet, Sinop'tan Antalya'ya anında eskisi gibi işte telefon açayı falan filan yok şimdi. Rüzgar isteyen de bir saniye sonra Erzurum'dan İzmir'e, Antalya'dan Sinop'a evet, ulaşır. Hemen görüşür. Saklama bu arz ve talebe göre. Almıyor. Yani İstanbul borsası nasıl hissedilir, nasılsa. Evet. Sebze de öyle arz talebe göre.
yani ürün çıktığı veya azlığına veya çokluğuna göre bir fiyat oluşur. Bu bir fiyattan hemen tüketici kesimini tüccara satarız. Bekletme şansı. Bekletme şansı. Hiç bir olayı yok yani. Yani beklettiğin anda zaten hem üretici zarar eder, evet, hem biz zarar ederiz. Evet. Bu zinciri son halkasıyız biz. Yani üretimden sonraki şey olarak, satıcı olarak son halkasıyız. Bundan sonrasını biz karışamayız zaten. Bunu market almış, İstanbul'daki tüketici hal almış, Kars'taki bilmem ne almış. O biz ilgilenir, o devletin görevi. Sizden sonra tamamen nakliye kısmına geçiyor. Tabii o nakliye kısmına geçiyor. Şimdi İstanbul'daki komisyoncu arkadaşım bunu ucuz satmış, pahalı satmış. Bizim böyle bir denetleme gibi o fiyat takip etmen bir lüksümüz yok. Evet. Ancak şurada şunu da belirteyim. İstanbul'daki halcı arkadaşımız da bunu belli bir kar marjı masrafını koyuyor. Evet. Yani buradan İstanbul'a giden bir malın asgari 1 lira masrafı var. Nakliye, ambalaj, işte nasıl söyleyeyim sana, fire gibi 1 lira masraf var. Evet. İstanbul'daki halcı, yani tüketici hallerindeki diyelim, satışlarda büyük marjlar yok. Ancak bak, bir yere bunun özellikle parmak basmak istiyorum. Evet. Bugün ben İstanbul'da büyümüş bir çocuğum. Yetiştim, İstanbul'da yetiştim ben. Üniversite hayatım. Üniversite hayatım. Lise hayatım, üniversite. Evet. Üniversite ve lise hayatım İstanbul'da geçti. Bugün Akatlar'daki bir marketle Beşiktaş'taki bir market aynı mallı, aynı fiyatı satma şansı yok. Neden söyleyeyim mi? Evet. Akatlar'da bir dükkanın kirası diyelim ki 5000 dolar. Beşiktaş'ta 1000 dolar. Çok afaki bir rakam var. Afaki bir rakam var. Evet. O adam kirasını koyacak maliyetin üzerine. Veya yani diyelim ki AVM'ler için de aynı şey söz konusu olabilir. Ama ben çok da şey yapmıyorum ama dükkanlardan biliyorum. Oradaki 5000 doların maliyetini sattığı mala koyacak adam. O yüzden mi biz şey diyoruz tüketici olarak? Tabii. Ya yani adamlar onu Akatlar'daki markete göre, Bebek'teki markete göre, efendim nasıl söyleyeyim sana, lüks semtlerdeki marketlere göre, Bakırköy'deki, belki Bakırköy yani onun kadar lüks değil ama işte Akatlar, Biyetiler, Dört Levent gibi marketlerin olduğu yerler büyük şeyler. Yani büyük kiralar, büyük giderler olan kurumlar. Anladım. Yani biz onun kasa satını da bilmiyorum ben ama normalde daha pahalı satması gereken artı kira bedelini üzerine koyduğu koymak zorunda. Yani maliyetin üzerine koymak zorunda. Biz de burada halciyi suçluyoruz bilmediğimiz için. Halci komisyon. Şimdi halci zannediyor ki halci. Buradan arkadaşlar bak, domates 2 yıldır büyük sorun. Bugün domates yerinde 1 lira. 1 lira. Markette 1 lira 49 kuruş. Evet. Patates 1 lira 49 kuruş. Soğan 1 lira 49 kuruş. Açsınlar internetten bakabilir. Her kurum bakabilir. Yani bunun devletimizin elinde yayınlanan fiyatlar var. Açsın, ben Gazipçe'de şu anda gelirken bak 1.49 yani 1.5 lira patates. Parakende 1.5 lira. Bunu üretici ne kazanabilir? Bunu komisyoncu mu yapıyor? Stokluyor mu? Geçen sene stokluyor diyorduk. Bu sene stoklamıyor mu bu adam? Bu demek ki arz talebe göre, üretime göre değerlenmesi gerekiyor. Bakın şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de bir üretim planlaması yapılması gerekir. Yani bugün Tokat'ta yazın sırık domates dediğimiz çok kaliteli mallar üretilen yer. Aynı anda Çanakkale'de, Konya'da, Adana'da, işte Iğdır'da. Hepsi birden çıkıyor. Ne oluyor? Bu mal telef oluyor. Türkiye'de sebzenin %25'i çöp atılıyor. Biz bunu ihraç edemiyoruz ki. Çöp atılmasının sebebi taşınırken nakliye olan fireler mi? Taşınırken değil. Mi? Şöyle Meral Hanım. Çöp atılmanın nedeni üretim fazlalığı var. Türkiye'de büyük üretim fazlalığı var. Yani bu benim şu anda tahminlerim civarında 8,5 milyon ton gibi üretim fazlalığı var. Evet. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bu. Rakam. Artı biz ihracat, özellikle Gazipçe'yi söylüyorum. Evet. Türkiye'de sarı tarafı ihracatı biz belirliyoruz. Evet. Gazipçe belirliyor. Yani dikenin sarı tarafı yerimizi en uzun raf ömrü olan, hı-hı, en iyi kalitede mal üreten yer Gazipçe'dir. Evet. Biz belirliyoruz. Yani Türkiye'de biz belirliyoruz. Onu da her Akdeniz bölgesinde her üretici hallerdeki arkadaşlarımız bilir. Evet. Şimdi bunun çok ekildiği zaman sıkıntılar doğuyor. Adam onu tedarik edemiyor. Yani peki, sevk edemiyor. Ekim aşamasında böyle bir kota koyulabiliyor mu şu kadar? İşte koyulamıyor. Yani serbest şeyde. O da tahmin edilemiyor. Tabii aynen koyulamıyor. Anladım. Şimdi yani derdimiz çok. Yani az buz değil böyle. Şey değil. Şimdi çiftçiye biz 1,5 liradan domates pazarda satılırken evet, domatesin
fidesinin 1,5 kilo olduğunu hiç kimse bilmiyor. Eskiden tohum vardı. Şimdi fide var. Şimdi fide var. 1,5 lira fide. Salatalık 1,5 lira. Yani bir fidenin kaç kilo verdiğini sayın devletimiz, TİGEM olsun, Ziraat Odası olsun, hepsi bunu biliyor. Bunun maliyetini niye olduğunu da biliyor. Demek ki bu arz talebe göre şekillenir fiyatlar. Evet. Ben size şeyi söyleyeyim. Bakın ben sadece bunun arz talebe göre yapıldığını şeyini söyleyeyim. Gazipaşa'da, bak Gazipaşa'da. Hı hı. Hemen açayım. Tabii ki. Bugün dikenli salatalık 3,5 lira. 3,5. 3,5 lira. Size gelişi mi sizden çıkışı mı? Bizden çıkışı 3,5 lira. Gidişi 3,5 lira. Yani sizin ihracat malı. İhracat malı bu. Ha tamam. İhracat malı. Tamam. Dün 4 lira. Dün. Elektrik bir gün önce 5 lira. Bu hız neden? Bu rakamların... bir gün önce 7 lira. 7 lira. 7 liradan yani, 3,5 yani çok 7 liradan hızlı 3,5 bir lira. Düşüş. Bakın şimdi bu iç piyasa malı değil bu. Tamam. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Kars'a, Diyarbakır'a ne giden bir mal değil bu. Evet. Bu Rusya'ya, Litvanya, 17 tane ülkeye 1 lira yapıyoruz gazeteci olarak. Evet. O konuda da ben onur duyuyorum. Yani gurur duyuyorum. Gazeteci eskiden sadece Rusya'ya bağlıydı. Evet. Şimdi 17 ülkeye bindiriyoruz. 17 tane Avrupa ülkesine 1 lira yapıyoruz. Demek ki bu fiyatların oluşmasında bizim çok büyük bir etkimiz yok. Yani 45 gün dikenli 5 liradan satıldı. 25 gün 7 liradan satıldı. Ondan sonra düşmeye başladı 3,5 liraya düştü. Talebe bağlı demek ki yani. Arz ve talep. Tabii arz ve talep dengesini kendi piyasa oluşturuyor zaten. Evet çok ciddi yani, bir etkileme yapmış. Dün borsa gibi yani İstanbul Borsası nasıl hisse senetleri düşüyor kalkıyor bilmem ne gibi. Aynı şekilde bakanların düşünürseniz... Bakanların yaptığı açıklamaya göre borsa düşüyor. Düşüyor, çıkıyor, kalkıyor. Yani bakan, yani o evet. Siyasi polemiklere de girmek istemiyorum ben. Şey yapıyoruz. İhracatımızı artık Rusya'ya endekslemiyoruz. Evet. Bugün fiyat niye düştü? Bunun sebebin birisi Ukrayna'nın kendi malı çıktı. Adamların. Evet. Salatları çıktı. Anında da düştü. İstemiyor malı. Evet. Yani bu malı biz 7 liradan satarım dersek onların malı da 7 lirada. Almaz adam. Niye ihracat? Niye alsın? Yerli malı var orada. Evet. Onun için arz talep, komisyoncular, ne derneklerin fiyata etki etme gibi bir şansı yok arkadaşlar. Öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lüksümüz yok. Şimdi halin problemlerini dile getirelim madem bu konuyu açmışken. Hacı olarak sizlerin problemleri. Tabii bizlerin, yani bizlerin biz şöyle, bu hem üreticiyi hem tüketiciyi evet. Hem de komisyoncu arkadaşlarımız diyelim, bu meslek kurumunda arkadaşlarımızı ilgilendiren konuyu söyleyelim. Şimdi Türkiye ticaret serbest. Evet. Ticaret serbest. Yani sen bugün Kars'tan gider bir tane hal alırsın. İstersen gider bir de Edirne'den alırsın. Evet. Serbest. Ancak son biz yaşadığımız olaylar var. Özellikle üretici arkadaşlarımızı dolandıran asparagas tüccarlar var. Her meslekte olduğu gibi her aslında. Her meslekte olduğu gibi. Evet. Biz bunu diyoruz ki bu dışarıdaki illegal tüccarları, dışarıdaki illegal depoları, evet. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yapalım. Biz çok sıkı denetlenmesini, gerekirse kapatılmasını, ya adam ruhsat aldığını bizim devletin verdiği ruhsata bizim muhalefet etme gibi şansımız yok. Asla. Ancak ben görüyorum ki merdiven altında diye tabir ettiğimiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz evet. Yapılar var. Evet. Tuvalet bir tarafta, yanında, öbür tarafında da halka arz edilen bir mal var. Bir sebze var. Hijyen tuvaletin yok, kokusu, hijyen diye sıfır. Bunu şikayet ediyorsun ilçe tarıma veya belediyeye. Abi ruhsat almış diyor. Önceden ruhsat almış. Böyle bir şey olabilir mi? Ruhsat herhalde. Almış ama denetlenmiş. Denetlenmiyor. Ruhsatı bunu aşağıda söylüyorum ben. Ve yerel yönetimlerinde ister Gazipaşa'dan tutun hatta evet. Adana'dan tutun, Hatay'dan tutun, Fethiye'ye kadar, evet. Kaş'a kadar, hatta İzmir'e kadar bu tip illegal kuruluşlar var. Adam alıyor, oradan ona devrediyor. 10 kuruş para kaldı, bilmem. Ama halkın sağlığıyla ilgilenen bir kimse yok. Evet. Bak bir şeyimi de anlatmak istiyorum burada. Bizim Gazipaşa toptancı halimiz çok mezbelelik bir yer. Siyasi konuşmak istemiyorum. Şahsi gayretlerimizle dönemin belediye başkanıyla rica ettik. Dedik ki bura böyle böyle. Kaç yıl Sayın önce? Başkanım, 3 yıl. 2016'da. 2016'da gittim dönemin belediye başkanına. Ben bizzat 5 sefer gittim. Asfalt döktüm. Kanal yaptırdık.
hijyen bir şekle getirdik. Gazete hali bugün kendi boyutunda çok hijyen sağlayan kaliteli bir hal. Evet. Çok temiz üretim yapılan bir yer. Çok temiz tüketime sunulan malları ambalaj yapılan bir yer. Gelip görebilirsiniz. Yani bunu hakikaten bunu nasıl söyleyeyimse kullanılan poşetine kadar, kullanılan plastik ambalajına kadar hepsi kalitedir. Gazpeda 2016'da 17 tane atık malzeme çıkan kurumdan bu yıl 2 tane çıktı. O da bilmeden yapmış adam. Yani bunu nasıl söyleyeyim sana? Atık bilinçsizce olmuş yani. O da biz aldık onu geriye. İmha ettik. Bak bu kadar biz dikkat ediyoruz. Dernek olarak siz biraz daha çekip çeviriyorsunuz. Tabii biz dernek olarak bu işin üzerinde çok duruyoruz. Pandemi dönemi yaşadık bak. Evet. Hala yaşıyoruz. Çok ciddi sıkıntılı biz bir süreç geçirdik. Hemen hala da geçirmekteyiz zaten. Hala geçirmekteyiz. Evet. Gazpeda hemen yerel yönetimle işbirliği haline geldik. Bütün hal dezenfekte edildi. Geçen günde pandemiden dolayı tahlil yaptırdık biz. 235 kişiden 3 tane şişe çıktı. O da taşıyıcı. Taşıyıcı yani depoda taşıyıcı olarak. Anladım. Onlar da şey aldı. Bu bir başarıdır. Bu bizim özverimizle, yerlerimizle, yerel yönetimimizle, işbirliğimizin bir başarısıdır bence. Evet. İnşallah bundan sonra da hiç çıkmaz. İnşallah. Böyle bir durumdayız. Şimdi hani problemi anlatırken şunu da dile getireyim. Sezon başlarında özellikle peşin para mal alacağım diyen tüccarlar var. Bu tüccarlar geliyor oradan. Vatandaşı doları çek gidiyor. Son önlerini yaşadık biz. Gazpeda halinde biz bunun tüketici arkadaşımın bir tanesi, tüccarım diyen gelen arkadaşım bir tanesi. Bir kişi 270 bin lira dolandırdı. Evet bir kişi. Çiftçiyi dolandırdı. Biz çiftçiyi dolandırdı. Biz de diyoruz ki hal tahsisini almayanın tüccar üyeti olmasın. Yani tutup da ben buraya markete mal yapıyorum demesin. Ama tamam. İznini almış, ruhsatını almış. Almış adam. Yani bildirimi dağın başından bildirimi yapıyor bilgisayardan. Adam. Ruhsatım var, belgem var. Belge olmasa da oluyor. Sorun değil. Merhaba, bak. Şimdi devlet öyle bir şey yapmıyor. Bildirimi yap diyor. Dağın başından yap. Fark etmez diyor. Böyle bir şey var. Teknolojinin böyle bir kolaylığı var ama böyle ama bir sıkıntısı var. Biz diyoruz ki üretim bölgelerinde üretilen tüm sebze meyveni bak. Tüm sebze meyveni diyorum. Bu çile, avokadosu, muzu, efendime patlıcanı, fasulyesi filan yani kaç çeşit varsa. Evet. Bunun üretildiği bölgedeki halden yapılsın. Ve kayıt altına alınsın. Biz buna taraftarız. Alınıyor mu peki? Alınmıyor. Adam çile, muz olarak bildirim yapıyor. Çile 15 lira, muz 6 lira. Muz olarak yapıyor. Diyoruz ki kardeş sen getir malını buraya. Biz buradan bildirim yapalım. Malın biz fiil olarak hale girmesini istemiyoruz. Çok önemli değil mi? Ama giden malın hakkıdır. Çiftçi böyle bir şeye nasıl güveniyor? Nasıl itimam yapıyor? Hal dururken neden gelen bir kişiye güveniyor? İşte güveniyor ondan peki, sonra da... Şey mi kuruş farkı? Üzerine kar mı tabii koyuyor? Tabii kar koyuyor. Ha. Adam senin avokado mu diyor. Mesela bu dediğim benim. Bir Hale götürürse atıyorum avokado 7 lira ama ben senin arazinden sen masraf yapmana 7,5'a mı alıyorum diyor. Ha 7,5'a 8 alıyorum diyor. Tabii ki. Anladım. Aynen. Bunu diyor. Ondan da sonra da vatandaş parası emeğe her şeye gidiyor. Bunu ben arabaya koyacağım, toplayacağım, aynen, vasatını yapacağım, aynen. Hale götüreceğim. Ben kârdayım gözüyle bakıyorum. Aynen. Kağıt üzerinde para kalıyor. Cebe girmiyor para. Para neticede adam cebinden çekiyor. Adam vaat ediyor ve ödemesini yapmıyor doğal olarak. Evet. Şimdi şunu da hemen söyleyeyim. Az önce bahsettim ben. Ticaret serbest. Tabii siz Kars'tan da hal alabilirsiniz. Tabii ki. Edirne'den de alabilirsiniz. İstanbul'dan alabilirsiniz. Evet. Ancak dediğim şu, temiz tüccar, temiz kabzımal yani üretici temsilcinin komisyoncu oluşması için dernekler kimin ne adam olduğunu bilir. Biz 81 vilayetten dernek başkanı arkadaşlarım, benim oradan gelen arkadaşımdan hemen seceresini alırım. Derneklerden görüş alsın. Biz sorun, bilen kişi. Biz sorun yani. Evet. Biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Araştırırız, bu adam hal alması doğrudur deriz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun şeyi bu Meral Hanım. Yani bunu derneklerden görüş alsın derken dernek buna olmasın demiyoruz. Almasın da demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir lüksümüz yok. Ama en azından çiftçiyi muhafaza koruma adına. Aynen. Çiftçiyi koruma adına. Aynen. Yani adam iki sene hal alıyor. Tedbirinizi alın diye uyarı iki sene çalıştırıyor. Ondan sonra Şubat ayında
dikenli 7 liraydı. Evet. Bir kamyon dikenli. Dikenli salatalık. Tabii. Bir kamyon dikenli 200 bin lira. 5 araba yaptım 1 milyon lira. Bir haftada da 5 araba yapar ve 1 milyon liraya vurup çekebilir. Biz bunu istemiyoruz. Biz vatandaşın parasının çarçurulmasını. Şimdi vatandaş diyor ki ben komisyondan paramı alırım. Komisyonun parası yoksa niye alacağız? Evet. Yani böyle bir olay yok. Onun için de buraya düzgün, dürüst, hakikaten bu işe gönül vermiş. Peki bunun otokontrolü nasıl sağlanır Hamdi Bey? Şimdi, bunun otokontrolü şimdi... Otokontrolü nasıl sağlanır? Ben buradan bilgisayardan başvuru yaptım, ruhsatımı aldım. Her türlü giderim, çiftçiyi bir şekilde ikna ederim, mallarını toparlarım, bir şekilde şimdi, vaat ederim, ikna ederim, biraz, giderim. Bunun otokontrolü nasıl sağlanacak? Biz onu birazcık Gazipçe'de bu sene tecrübe edindiler. Aha. Biz de tecrübe edindik tabii. Gelen arkadaşlarım tabii derneğe başvuruyor. Hemen sıkışan derneğe gelir bizde. Ya işte benim param çok battı filan. Çok iyiymiş şey bu ama. Evet. Battıktan ki, sonra geliyor ama. Tabii sıkıntı battıktan bu. Sonra. Ben de dedim, dediğim cümle şu. Sen korsansın. Evet. Satan olur. Alan korsan. Evet. Biz ne yapabiliriz? Yani bu adam bir yere bağlı olsa, hali olsa, ya tüçeri üyet olsa. Bizim üyemiz olsa. Bizim üyemiz olsa seni biz her şekilde koruruz. Evet. Ama biz ne yapalım dedim yani. Canım kardeşim. Yani adam ağlıyor. Sen son dakikada geliyorsun. Tabii son dakikada gelmiş. Yani dolandırıcı için geliyor zaten. Parasını alamadı. Mağdur parasını alamadı. Mağdur olduğu için geliyor. Dedim ki ya sen bunu şu benim veya işte ne bileyim arkadaşımın vasıtayı da satsan bu adam dolandırılsa bile senin paranı alacak. Sigortan var. Evet, evet, yani. Evet. Onu alacaksın. Ama sen arazine gelip de sen tabii, 50 kuruş fazla verdi diye. Şey avokado 5 lira sana yazıyor. Diyelim yani ben rakam olarak afaki konuşuyorum. Evet, evet. 6,5 lira. Say abi kaç tane var? 50 bin tane. Oo 75 bin lira para kazan diyorsun. Ama ortada defterin üzerinde para var ama yok. Reelde yok. Eline gelen böyle. Bir rakam yok. Eline gelen yok. O da gitti. Ana para da gitti zaten. Yani karı boş ver ana para da gitti. Yani mesela bu. Bunun otokontrolü nasıl sağlanıyor peki? Otokontrolünü yani... hale bağlayacak. Yani hallere. Daha satmadan, batmadan, tabii, dolandırılmadan. Dolandırılmadan hale bağlı. Çünkü biz adamı zaten mal vermeyiz. Dolandırıldıktan sonra gelmenin bir tabii, faydası bir anlamı yok. Yani biz adamı zaten mal vermeyiz. Evet. Bak biraz önce yenilediğim şey şu. Malın bildirimi yani komisyoncu kanalıyla veya üretici temsilcisi kanalıyla yapılırsa bu kolay. Hem devlet açısından hem de üretici açısından çok daha sıhhatli, çok daha bu zinciri oluşturacağız. Şimdi aslında derneğin kurulmasının amacı biraz da çiftçinin hakkını savunmak. Bizim, bakın, bu şöyle. Biz üretici malını değerlendirmezsek, evet. Üretici malını hakkı fiyatına satmazsak üretim olmaz. Üretici zarar ederse bir dahaki seneye bir daha zaten üretemez. Zaten. Biz tohumunu alıyoruz, evet. Fidesini alıyoruz, evet. Efendime söyleyeyim, gübresini alıyoruz. Ha bu yasal mı? Değil ama bizim ikili ilişkilerimizden dolayı biz bunun her şeyini karşılıyoruz. Dostluk bir, var, bir dirsek teması var tabii bir şekilde. Yani, küçük yerlerde genelde hep akraba, eş dost, arkadaş, eş dost şeyi bir var. Dirsek teması var, mutlaka aynen. Var. Yani şimdi buradan da sayın devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Şimdi domates zaten. 1,5 lira. Evet. Yerinde. Çiftçi manavda. Topladığı an mı? Topladığım 1 lira yani 1,5 lira da markette vardı. Yani 2 lira markette var. Evet. Şimdi diyorum ki ben, çiftçiyi destekleyelim. Elbette destekleyelim. Yani üretimi desteklememiz lazım çünkü Türkiye'nin şeyi budur. Evet. Üretimdir. Hı-hı. Demiyor muyuz? Ya çiftçiyi destekleyelim. Çiftçi domatesten 1 lira 2 senede para kazanmıyor. Bak 2 yıldır 1 lira kazanmıyor. Ürettiği mala destek ver. Tarlasına değil. Fidan anlamında mı? Ürettiği yok hayır. Mesela 5 ton mal üretti. Ne veriyorsun? 1 lira mı veriyorsun? Hadi. Evet. 5 bin lira para veriyor adam. Anladım. Buyur Mustafa Bey. Tabii ki. Güzel konulara bahsetti. Şimdi burada üreticinin asıl problem üreticinin sorunu. Tabii üreticinin sorunlarıyla ilgili az önce bahsettiğim başkanımız bazı konulara girdi ama eksik olan noktalar. Birincisi şu anda bir domatesin haldeki piyasası 1,5-2 lira bandındaysa çiftçinin üretim maliyeti 1,5 lira. Evet. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Şu anda zararına satıyor. Bırak kendi cebine para kazanmayı. Maliyetini çıkartalım. Zarar da çiftçi. Şu anda tamamen zararda çiftçi.
bu zararı telafi etme şansı yok. Şimdi şöyle bir sıralarsak, fideden başlıyoruz. Gübre, taban kimyası, traktörü, oydu buydu masraflarını topladığın zaman kilo başına 2,5 lira maliyet biliyor. Daha biz sera konstrüksiyon sistemleri falan devreye katmıyoruz. Onlar yok. Daha eğer üretim, üretim başlamadan eğer zaten. Eğer bir domates serası kuracak olan bir kişi bugün sera kursa domates için 10 yılda kendisini amorti etmiyor. Çok ciddi bir yani, zaman ama 10 yıl. Şimdi herkes muza döndü. Muz yapıyor. Muz da diyor ki ben 3 yıl 4 yılda kendimi amorti ederim diyor. Doğrudur. Evet, evet. Çünkü bugünkü şartlarda doğrudur. Başkanımız da gazeteci de bu iş içinde. Domates ve salatalık diğer sebze kurtulmanın derdinde. İşçilik, ilaç sulama, gübreleme bize de çok aşırı. Bir muz serasını, 20 dönüm muz serasını bir tek kişi bakabiliyor. Ama muz serasını bir kişi. Ama bir dönüm domates serasını iki kişi bakmak zorunda. Burada daha hassas. Yani hassas ve çiftçi kullandığı ilaçlarla kanserdi, diğer hastalıklar, astım, bronşit, bir sürü hastalıkla mücadele ediyor artık. Yani köydeki, kentteki insanlarımız, özellikle bakın, kadınlarımız bahçeden, seradan hiç çıkmıyor. Çıkmıyor ve artık çok ciddi kadın hastalıklarıyla boğuşuyorlar. Yani bizim önümüzdeki yıllarda sebze üretimiyle alakalı çok büyük sorunlarımız yaşanacak. Eğer ki bu girdi maliyetlerine çözüm bulunmazsa, girdi maliyetlerine kastım şudur. Bakın biz önceki hafta Antalya Komisyoncular Derneği ile toplantı yaptık ve program yaptık. Evet. Orada çiftçilerle röportaj yaptık. Bir tane çiftçimiz vardı. Aksu'dan bir çiftçimiz. 1998 yılında domatesin 1,8 lira olduğunu bahsediyor. Araştırmış güzel bir şekilde. Ve 2021 yılının Şubat ayında 1,5 liraya domates satıyoruz. Ve o dönem aldığı bir tane kimya, gübre 20 liraymış. Şu anda aynı gübre 400 lira. 450 lira. 450 lira. Aradaki fark uçurumlar. Çok ciddi ya. Birçok kişi yorum yapmış, şunu yapmış demiş ki, evet, işte o zaman domates üretimi 500 dekarmış, şimdi 5000 dekar olmuş. Evet. O bahane değil. Eğer ki üretim desteklenecekse başkanımın dediği gibi, arazi varlıklarıyla değil, üretim varlıklarıyla, üretimi denetleyerekten. Bakın ülkemizde bir kayıt dışılık var. Bu çiftçide de geçerli, komisyoncularda da geçerli. Evet. Kayıt dışı üretim yapıyoruz. Ve bu kayıt dışı üretimden dolayı da devlet bizim ne ürettiğimizi bilmiyor. Ha şimdi. Bilmediği için mi otokontrol sağlanamıyor? Biraz aynen. Da? Buradaki otokontrol sisteminin sağlanamamasının birinci sebebi kayıt dışılık var. Biz bunu gittik, birçok toplantılara katıldık. Dernek başkanı vasfıyla, kooperatif başkanı vasfıyla birçok Tarım Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu toplantılara katıldık, anlattık. Ama diyor ki oradaki genel müdür, ya diyor, daha ben Alanya'da, Gazipaşa'da bir üretim göremiyorum, siz ne konuşuyorsunuz diyor. Siyasetçiler geliyor buraya, işte seçim zamanları geliyor, başkanımız da biliyor. Evet, evet. Ya diyor Alanya'da tarım var diyor. Gazipaşa'da tarım, tamam, tarımda Gazipaşa kendini hissettirdi. Ama Alanya'da sanki turizm varmış, tarım hiç yokmuş gibi gözüküyor. Evet. Neden? Bu kayıt dışıdan, kayıt dışılıktan kaynaklanıyor. Bu kayıt dışılıkla alakalı, hı hı, devletimiz ciddi bir önlem alması gerekiyor. Her konuda. Bu otokontrol sistemi de burada devreye giriyor. Yani eğer kayıt dışılık belli bir şekilde önlenirse otokontrol de kendiliğinden doğacak. Bir de kayıt dışını kontrol edebilmek için de bir sistem kurulması gerekmiyor mu? Bu sistemi kuracak olan ticaret odaları, ziraat odaları ve devletin bu konudaki uzman kuruluşları. Ben şunu söylemek istiyorum kendi adıma. Bizim hukuk sistemimiz, silsile sistemimiz çok geç ilerliyor. Problemli. Biz kendi içimizde çözüm üretebilirsek eğer, dernek başkanları olarak, oda başkanları olarak aslında bir çözüm üretmeliyiz. Bence üst makamlardan bunu beklersek, şimdi milletle, üreticiyle dirsek temasında olan kişiler ya dernek başkanları. Şu şekilde, ama şu şekilde anlatayım Meral Hanım. Şimdi tamam, Gazipaşa Toptancılar Komisyoncular Derneği kurulmuş. Evet. Kendi otokontrolünü sağlamak için kurulmuş. Neden? Gazipaşa'daki haldeki komisyoncular nereye gelmiş? Hı hı. Demişler ki biz kendi hakkımızı savunalım. Evet. Bu haklarımız neler? Ticari haklarımız var, siyasi haklarımız var. Hı hı.
Halin sorunları var. Bunları dile getirelim. Evet. Ve çok güzel bir sistem. Bakın bugün Gazipaşası, Alanyası, Konaklısı, Antalyası bir istişare halindedir. Ne istişaresi? Diyor ki bir tane tüccar geliyor Gazipaşa haline. Mal istiyor bir tane A firmasından. Hamdi abiden mesela mal istiyor. Hamdi abi hemen derneğe yazıyor. Bu tüccar, şu isimli tüccar Antalya'daki sicili nasıl diyor. Hemen derneklerden bilgi şey geliyor. Bilgi geliyor. İstihbarat var. Ticareti nasıl? Düzgün mü çalışıyor? Düzgün çalışmıyor mu diye hemen kontrol geliyor. Evet. Ve Hamdi abi diyor ki tamam bu adamın sicili düzgün. Evet. Ben bu adamla çalışabilirim diyor. O otokontrol sistemi çok güzel bir şey. Hı-hı. Ama burada şu eksikler var. Şimdi Alanya'da, Antalya'da haller var. Daha büyük şehirlerde biraz bu, daha problem galiba. Yani oraya şimdi üretici halleri belli bir şekilde bir otokontrolü küçükten sağlamış ama üretici halleri olmayan noktalar da var. Evet. Yaylalar var. Yaylalarda küçük depolarda alışveriş yapılıyor. İşte büyük üretim yapılan Tokat gibi illerde çok daha farklı merdiven altı noktalarda alışverişler yapılıyor. Evet. Oradaki otokontrolü sağlayamıyorsun. Şimdi burada olması gereken sistemi ticaret odaları dedim. Ticaret odalarının üyesidir aynı zamanda komisyoncular. Tabii. Yani, komisyoncular bakın Alanya'da temsilcilik gibi mi? Ya değil. Üyesi. Ya, direkt ticaret odasının üyesi. Şimdi bu üyelikten doğan bir şey var. Yani hak var. Ticaret odaları demeli ki bakın, bir yaptırım sağlayabiliyor mu yani ticaret? Yaptırım belli. Neden? Yaptırımı yok. Kanunlarda öyle bir yaptırım yok. Peki tamam, sizin dirsek ilişkilerinizle şimdi, de mi olmuyor Hamdi Bey? Müsaade edin, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi yasal olarak belki böyle yasal, bir süreç olmayabilir bir ama. Yasal bir şeyimiz yok. Ticaret odasıyla bizim organik bağımız var ama onların bize sağladığı bir şey de yok. Bir çözüm üretilmiyor. Bir çözüm yok. Yani ben Antalya Ticaret Başkanı da beni yakından tanır ama bizimle öyle bir yardım amaçlı herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi diğerlerse bir iki tane daha konu var. Tabii dinliyorum. Şimdi toplantı yerlerde Musa Bey izah etti. Tokat gibi, Konya gibi, Adana gibi yerlerde. Daha tarladan ilçeler, tarladan yerlerde. Hale. Kayıt dışı yapılıyor. Biz de diyoruz ki az önceki şey yerine oturuyor değil mi? Mal üretildiği üretici halinde bildirim yapılması lazım. Bu sebze olabilir, meyve olabilir. Bu şeftal olur, baklo olur, fasulye olur, evet, ayva olur, üzüm olur, ne olursa olsun. Bugün ben iyi bildiğim şeyler var. Çok mal devletin kasasına 1 lira girmeden tüketiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Bak ben bu istenin sonuna geldim. Ben belirli kariyerleri edinmişim. Evet. Artık da bırakma durumuna gelmiş bir abinim. Ama hala çözülmüş olan bir takım noktalar yok. Yani çözülmüş yok. Niye uğraşıyorum? Ben neden geliyorum bu saatte? Evet. Bu Türkiye için, devlet için, millet için. Bir faydası olsun. Yani sen üretiyorsun, 5 kuruş vergi vermeden araba alıyorsun, Mercedes alıyorsun, bilmem ne alıyorsun. Yani vergi reklama giriyor da. Biraz ağır oldu yani, ama bu değil. Biz onu istemiyoruz yani. Ben de komisyon karşılığı 6000 lira her ay vergi ödüyorum. Severek ödüyorum bunu. İnanın severek. Yani hakkıyla aldığınız için ama. Devlet yeter ki kazansın. Devlet olmasa biz olmayız. Elbette. Doktorumuz olmaz, elbette, hastanemiz olmaz. Elbette. Bunu zaten biz bunun bilinci olan kişilerin. Ben yükseokul mezunu bir adam, ben mühendis bir adam. Komisyonluk yapıyorum ama ben mühendis. Ama bilinçli olarak bu işi yapıyorsun. Bilinçli olarak ben bu işi yapıyorum. Diyorum ki, üretilen her şeyden devlet vergisini alsın. Ancak, bak şurası da var. Bugün dolar düşüyor. Dolar düşüyor. Evet. Ama naylona, yani çiftçinin serasının kapattığı malzemeye 250 dolar zam geliyor şeyde, tonda. Böyle bir şey olabilir mi? Çok ciddi. Hem dolar ama düşüyor, hem dolar düşüyor, dolara bağımlıyız biz. Hem de 250 dolar zam yapıyor. Hem çiftçi zarar da, artı ürettiği üründen ya, dolayı zarar da. Ya geçen hafta, var, bakın geçen hafta bir tane gübrenin üre kimyası, başkanın da iyi bilir, üre kimyasının fiyat listesini aldı. Evet. Bir ay içerisinde 12 defa zam gelmiş. Bir ayda 12 defa. Bir ayda var 12 defa. Bayi diyor ki artık diyor biz şaşırdık diyor. Peki bunu sabitleme gibi bir durum söz konusu değil mi? Sabitleme de biz sıkıntı. Biz bu konuları çok işliyoruz. Bunun şimdi, bir çözüm noktası yok mudur başkanım? Ya çözüm noktası devletin bu kurumları. Evet. Devletin kurumları ne yazık ki sadece
şeyi denetliyor. Böyle ilaç satıyor mu? İlaç satmayacağı yerde ilaç satıyor mu? İşte gübre satmayacağı yerde gübre satıyor mu? GTS'sini denetliyor. Ya bu ürünün bir zam neden 12 defa zam gelmiş? Ama burada kazanmıyoruz biliyorsun kendim. Yani evet, benim yakından Mustafa Bey özür dilerim. Şimdi tabii ki mevzuya hemen yani müdahale etmek zorundayım. Kısmen biliyorum ben. Çok içinde değilim. Bir çiftçi çocuğu olarak 26 yıldır bu işi yapıyorum. Buz bahçem var kendim. 40 yıllık. Evet. Altında bir tane araba var. Bir tane araba var. Bir dairem var. Gazi. Ve ben yani bu işi bin hakkıyla yapan bir adamım. Ama gidin Gazi'de sorun. Hamdi Fidan yani malını mı çaldı? Eksik mi yazdı? Gibi kimse arkamdan bir şey diyemez. Keşke efendim, herkes öyle ticaret yani yapsa ama. Benim dediğim ideal komisyonculuk. İdeal üretici temsilciliği. Abi şimdi yani burada ötek adam çalmış. Yani onu her yerde var bu. Var yani tabii bir ki. Tek ya şimdi her sektörde var ki, ama. Bakın, her sektörde bu. Diyelim ki müdür rüşvet almış. Okay. O benim ilgilenirim yok. Her sektörde. Yani ne yapayım? Her sektörde var. Ben burada ya, şunu diyorum. Benim buradaki sıkıntım yani, şu. Ben çiftçiyi korumanın derdindeyim. Çiftçiden, üreticiden, başkanım, tüketiciye nasıl daha az zarar gider? Meral Hanım, başkanım. Ben şunu demek istiyorum. Bakın. Siz kendi içerinizde bir otokontrol sistemi kurdunuz mu komisyoncularla? Kurdunuz. Siz komisyoncunun hakkını savunuyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Eğer ki bu şekilde adınızı kötüleyecek düzeyde komisyonculuk yapanlar varsa uyaracaksınız. Burada şöyle bir şey diyorum bakın. Yerli kardeşim. Komisyonculuk yaparken aynı zamanda yani bir dakika, aynı zamanda bir dakika. Şimdi bakın. Bir kutu bakla alırsınız. Muhakkak içinde çürük çıkar. Mutlaka. Mutlaka. 10 ton sebze alırsınız. İçinden muhakkak çürüyen çıkar. Biz onun peşinde değiliz. Yani biz temiz tüccarın, temiz komisyoncunun peşindeyiz. Daha doğrusu temiz esnafın peşindeyiz. Yani şimdi o adam hırsızlık yapmış diye. Onu ben komisyoncuya hırsızlık diyebilir miyim? 100 tane komisyondan ikisi hırsızmış. O da beni çok fazla ilgilendirmiyor yani. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Şimdi bakalım. Komisyonculuk benim şeyim. Ben komisyoncu demek istemiyorum. Yani biz komisyoncu değil. Biz kavzamalı. Biz üretici temsilciyiz. Meral Hanım. Öyle bir şey yok. Ben onu anlayabiliyorum yani, ama. Ben bakın. Şimdi bir anımı anlatayım. Size, halkın size bir bakışı var. Tabii. Halcı yani, üzerine. Stokçu gibi. Aynen. Halcı öyle bir üzerine şey yok para bizim koyuyor. Bakın Meral Hanım. Bir anımı paylaşayım. Ben kaç tane biliyorsun. Elbette. Bana üretici arkadaşlarım poşetle işte bir 5 kilo salatalık koyuyor. 3 kilo fasulye koyuyor. Filan poşet getiriyor. Naizane biz de yapıyoruz size. Tabii. Yani o gittikten sonra inanın ben onu evime götürmüyorum. Evet. Vallahi de götürmüyorum. Billahi de götürmüyorum. Onu gittiği zaman döküyorum kaç kilo? 3 kilo. 3 kilo kilosunu yap ediyorum. Ben bu yapıda bir adam. Ama öte kadar onu çalmış. Çalmış. O beni de ırgılamıyor. Yani etkilemiyor ben o. Böyle bir şey yok. Biz şahsınıza karşı değil. Hayır şahsım değil. Komisyoncunun bunun gibi. Bak arkadaşlarımın ben gayet şey üzerinde kefilim. Evet. %99'u ben de bir gayet başarılı olarak tabii, gurur duyuyorum. O çok düzgündür. Ama artı, içimizde bakın, vardır Türkiye'nin mutlaka. En düzgün kantarı yani malın tartımındaki en düzgün kantarı Gazpeda'dır. Buna iddia ediyorum. Daha hiçbir yerde 26 yıllık meslek hayatımda bir tane Gazpeda'nın malına şikayet gelmemiştir. Ben 95'te girdim. Hı hı. Türkiye'nin 81 vilayetinin hemen hemen 80 veya 70'ini gezdim. Bütün dernek başkan arkadaşlarına bakmayın. 2007'den itibaren dernek başkanı. Bütün dernek başkan arkadaşlarım gittiğin zaman kahve içerim. Yani bizden çok şükür şikayet eden hiç kimse olmadı. Bu benim için bir onur kaynağıdır. Belki benim katkım vardır. Diğer başkanlar arkadaşlarımın katkıları vardır. Muhakkak yani. Mutlaka. Tetkinlerle. Mutlaka. Aynen. Ve o konuda da Gazpeda'nın kantarının yani kilosunun diyelim yani arabaya girdiği zaman ki kilosunun hiçbir zaman hatalı olmadığını arkadaşlarım hep beyan ederler. Bu da bizim Gazpeda'mız için çok güzel bir olay yani. Onur duyduğum bir olay. Sayın Fidan, bizim şahsımızla alakalı öyle bir yani durumumuz şimdi yok. Da, yani şimdi Mustafa Bey'in şeyine katılmadım. Yani komisyoncu böyle yapmış. Şimdi öyle şöyle bir şey durum var. Mustafa çürük Bey, elma Mustafa ağaçta Bey da vardır. Tüccarda da vardır. Komisyonda var. İlla ki çürük elma Mustafa çıkar. Mustafa Bey bizim kanalımızda Hasat Zaman diye programı var kendisinin. Evet. Tarımcı olarak. Değil, ben de tarımcıyım. Hepimiz öyleyiz. Ben de çiftçi çocuğuyum. Evet. Ben de toprakta büyüdüm. Ben de fidan ekerek bağda bahçede çalışarak büyüdüm. Mustafa Bey o durumdan dolayı mutlaka şahit olduğu ve yaşadığı bir takım şeyler var. Onlardan serzeniş.
Sizinle alakalı böyle bir şimdi, sıkıntımız şimdi Musa Bey, Musa Bey'in bir şeyine katılmak istiyorum. Aç aç. Evet, evet, biliyoruz. Yani. Şimdi devletin bir politikası var. Evet. Diyor ki dönüme ben 20 lira teşvik veriyorum. Teşvik, yani evet. Şey veriyorum. Doğrudan destek veriyorum. Doğrudan destek. Tamam. Urfa'dan 5 bin dönüm yeri var. 20 bin lira alıyor, cebine koyuyor. Bir daha da tanıyor ama yetiyor zaten. Ben de diyorum ki. Ama bize? Buradaki tüketici, buradaki üretici. Alanya'da, Kumluca'da, yani Akdeniz bölgesinde, özellikle Turfanlı kesimde veya işte yazın Tokat gibi, Konya'mız gibi, Adana'mız gibi yerlerde. Evet. Diyorum ki sen kaç ton domates ürettin? 10 ton. Kaç para vereceğim ben sana? Dön şey ton başına 2 lira. Al kardeşim 20 liranı. Anlatabiliyor muyum? Boş araziye teşvik istemiyorum. Ben ürettiğim mala teşvik istiyorum. Ürettiğim malın desteğini istiyorum. Anladım. Adam o aldığı parayla hiç olmasa gübresini alsın. O adam aldığı parayla hiç olmasa o paketini alsın. Arazisinin tapusunu arazisinin, gösteren teşvik mi alıyor? Arazisinin resim yaptığını pardon, göstermeden. Ya ben daha 1 lira almadım. Bende 120 tane tapu var. 120 tane bak. Gösteririm size burada. Ben daha devletten 1 lira almadım. Sayın Başkanım o zaman şimdi tabulara girersek biz ya küçük küçük bu. Yani bunun dönümü. Mustafa Bey orada haklı olmuş oluyor. Hayır hayır. Toplamı 25 lira. Babamdan kalan. Benim kendi satın aldığım bir yer yok. Öyle mi? Babamdan miras kalan yer. Miras malı. Tamam. Ama orada devletten ben daha bir gün müracaat etti. Mustafa Bey haklı para verin demedim. Mustafa Bey haklı çıkmış. Demiyorum. Orada hayır hayır yok. Yani tabular 100 metrekare, 200 metrekare, 2 dönüm, 5 dönüm yani öyle şey kullandığımda bir yeri yok babamın. Evet evet. Yani sülalemiz geniş olduğu için. Şimdi ben de aynı şeyi şey söylüyorum. Evet. Müracaat etsem bana da verecek devlet. Mutlaka. Ben onu istemiyorum. Ben kaç ton muz ürettim Meral'ın? 10 ton. 1 lira mı verirsin? 10 bin lira mı verir? Ama şimdi şöyle bir durum var. Herkes sizin gibi zaten düzgün ticaret yapsa biz bu programları yapmayız. Zaten bütün sıkıntımız bu. Düzgün ticaret yapılmadığı için nasıl çözüm üretiriz durumundayız? Onu konuşmak şimdi, için bir araya geliyoruz. Meral Hanım ben burada bir söz almak istiyorum. Tabii ki. Şimdi biz işimiz gereği Akdeniz'in her tarafını geziyoruz. Evet. Türkiye'yi geziyoruz. Buradaki konuşmak, anlatmak istediğimiz olay şu. Başkanım hı-hı, yanlış anlamasın. Yok, öyleyse. Biz burada, bakın, Gazipaşa çiftçisiyle, hı-hı, halcisiyle, hı-hı, çizgisi en düzgün, en kaliteli yerlerden birisi. Bu konuda ben başkanımı hakikaten kutluyorum. Bölgesi olarak. Ben de bir Gazipaşa olarak gurur şimdi, duyuyorum. Ayrıca. Ama öyle bir şey var ki sadece Gazipaşa'dan ibaret değil tarım. Tabii ki de değil. Yani Türkiye'nin her tarafında tarım. Türkiye'nin her tarafında üretimle ticaret yapılıyor. Hı hı. Bu ticarette hakikaten komisyoncu sıfatıyla hı hı, çok insanlar çok yanlışlar yapıyor. Evet. Biz burada dürüst, düzgün çalışan komisyoncuyu kesinlikle hı hı, kötülemek değil. Biz onları övüyoruz. Her yerde övüyoruz ve gurur duyuyoruz böyle komisyoncularımızla. Çünkü bizim özellikle çiftçilerin anasıdır, babasıdır komisyoncular. Evet. Yani biz düğünümüzü yapacağımız zaman başka yere gitmeyiz, bankaya gitmeyiz. Biz komisyoncumuza varırız, derdimizi anlatırız. Yani bu konuda komisyoncular her zaman bizim veli nimetimiz. Ama burada şu da var. Bir halde hem komisyonculuk hem tüccarlık yaptığı zaman o yasa, oradaki... Yasadan kalktı zaten. Şimdi kalktı. Kalktı. Ama bugüne yani kadar çiftçinin kanı sömürüldü. Tüccar komisyoncu vardı, müsaade ediyorsun. Şimdi o tüccar komisyoncu. Ya komisyoncusun ya tüccarsın. Çok güzel bir şey. Tabii. Çünkü şimdi, bu az önce bahsettiğim lüks araçlar mevzusu da oradan geliyor zaten. Başkan. Yani alıyor Gazipaşa'dan salatalığı. Salatalık bugün kaç para? 3 lira. Götürüyor Kumluca'ya 4 liraya yıkıyor. Aynen. Yani. O ama ticaret o. Yani o komisyonculuk değil. Tüccarlık yapıyor. Onu tüccarlık yapıyor. Hem tüccarlık hem batabiliyor. O halci. O halci. Aynı zamanda yukarıda dernekte kurulan komisyonda üye. Varıyor çığırınıyor. Diyor ki 3 lirayı 4 lira yapamazsınız bugün salatalık diye çığırınıyor. Neden 3 lirayı alacak öbür tarafta 4 liraya satacak diye oluyor. Algısı oluyor. Sadece evet. Tekrar ben mevzuya girmek istiyorum. Şimdi Gazipaşa Komisyon Derneği 7 kişiyle 10 kişi arasında kurulan bir komisyon üyesi var. 7 kişi 10 kişi arası. 10 kişi arası. Oradaki mücadele bizim şu. Biz bak herhalde 2 sefer yeniledim. Biz üretici temsilcisiyiz. Oluşabilecek olan, satılabilecek olan fiyatı kurmak zorundayız. Hı hı. Yani fiyatı çok kurduğunuz zaman, yani yüksek kurduğunuz zaman diyelim, çok kurduğunuz zaman demeyelim evet, de yüksek kurduğunuz zaman, yani çiftçi para kazanır demeyelim, mal satılmaz, elde kalır, telef olur. Çok düşük kurduğunuz zaman çiftçi zarar eder, tüccar para kazanır. Biz onun minimal düzeyde evet, ikisine en yakın neyse onu kurmakla mükellefiz.
onu kurmaya çalışan kişileriz. Evet. Bak bu yani komisyon ben 5 lira kurayım da komisyonu fazlalayayım gibi bir şansımız yok. Hı hı. Bu arz talebi göre şekillenir. Hı hı. Gelen mala göre şekillenir. Biraz önce de sana misal verdim, dikenini 7 liradan bir haftada 3,5 liraya düştü. Patlıcan da 3,700'den 5,5 liraya çıktı. Belki de yarın 6 lira olacak. Evet. Onu bilemiyoruz yani. O şeyin talep ne olur, sipariş ne olur onu bilemiyoruz biz. Hı. Ama bunu bizim elimizde değil. Yani bu arz talep, yani İstanbul borsası nasılsa, evet, Japonya borsası nasıl hisse senetlerini oynadı. Bizdeki de arz talep o. Evet. Bugün yani borsada diyelim A şirketine bir talep oluyor, fiyata çıkıyor bilmem nereye. Yarın da patlıcana bir talep olur, ihracat başlar. Evet. Der ki arkadaş ben patlıcana 1 lira fark veriyorum. Bu hemen bize yansıra. Tabii. Kaç para patlıcan? 5,5 lira. 1 lira işte fark verin alayım. Biz hemen 6,5 liraya yazarız fiyata. Hı hı. Yani onu kurma peşindeyiz. O çiftçinin hakkını alma peşindeyiz. Evet. Ama dediğim gibi domates üreticisi, çiftçimizin hakkından 2 senedir cebine 1 lira para girmiyor. Hı. Bu konuda ben devletin gerçekten bu işe yaklaşmasını, tarlaya değil, üretime para vermesi. Üretimi desteklemesini. Boş kuru araziye değil, araziye değil de. Ürettiği mala, evet, teşvik etmesini istiyoruz. Gerçekten domates üreti bu sene çok perişan. Hı hı. Patates üreti çok perişan. Soğan üreti çok perişan. Yani bildiğiniz gibi değil. Bakın açık açık söylüyorum. Tarlada kalan patates var. Yani benim arkadaşlarım var Niğde'de. Evet. Tarlada sökmemiş adam. Çekecek param mı? Böyle bir mesele. Doğru mu? Görmedim ama telefonda konuştum benim bu. Size gelen bilgi bu yönde. Ha, benim bana gelen bilgi bu. Ama manavda 1,49'sa yani 1,5 liraysa tarlada kaç para olduğunu düşün. Zaten oradan buraya gelmesi herhalde bir 30 kuruş en az şey var, nakliyesi var. Çuvalı bilmem ne 50 kuruş. İşte bir lira. Üretici arkadaşıma ne vereceği belli değil. 50 kuruş verir mi? Verir mi? 20 kuruş verir en fazla. Kar etmeyecek mi adam? Çok ciddi bir zarar bu. Yani ben... üreticinin şu andaki yani 3 tane kalemde özellikle söylüyorum bunu. Hı-hı. Soğan, patates ve domates diye büyük zarar üretici kardeşlerimizin dilerim piyasa çok iyi olur. Ciddi rakam zararlar. Kendilerini kurtarırlar yani. İnan ki çok kötü durumda. İnşallah. Böyle. Süremiz çok kısa kaldı. Ben hemen şöyle toparlamak istiyorum müsaadenizle. Sosyal medyadan da yorumlar ve sorular var. Hasan Kaya Gays Paşa'dan selamlar diyor. Bizlerden de kendilerine. Yılmaz Bey izliyormuş. Harun Sağlam. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Hasan Bey halde 2 lira, pazarda lira yazmış. Herhalde 1 lira mı demek istiyor? Domates. Halde yani 2 lira. Doğru, halde 2 lira. Evet. Yani 2 lira 20 kuruş pazarda ama. Pazarda lira demiş. Herhalde rakam yani, şimdi es bakın, geçmiş. Biz biraz önce bir şey söyledim. Evet. Kerem Hanım, biz halden çıkış fiyatını biliriz. Ben halde üreticinin malını 2 liraya sattım. Evet. Bundan sonrasını benim karışma şansım yok. Takip tabii etme ki, şansım tabii da ki, yok zaten. Tabii ki. O manavdan 5 liraya almış. 1,5 liraya almış. 2 liraya halden çıkmış. Ben onu zaten takip etme şansımda yetkim yok. De yok. Tabii ki de. Yani manav istersen 5 liraya satar, istersen 2 liraya satar. Aynen öyle. Onu şey deme şansımız yok yani. Duran ama Yılmaz biliyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar dilemiş. Kadir Kaba çok teşekkürler. Hasan Kaya demiş ki Gays Paşa'da bir şahıs çok sayıda vatandaşı dolandırmış diye bir evet, bilgi verdi. Evet, doğru söylüyor. Öyle mi? Biraz önce size yani bu peki şahıs... Gays Paşa'nın yerlisi bilinen bir şahıs hayır, mı? Hayır değil. Dışarıdan değil. Gelen. Dışarıdan gelen az önceki dediğim bu adam. Öyle mi? Gays Paşa'da avokado ticaretiyle başlıyorum peşin para dedi. Aa. Bakın bu yeri gelmişken çok güzel bir şey değil mi? Evet evet. Yani direkt... Peşin para sebzede kimse dayanamaz. Bakın bir tır mal şu andaki parayla bile 80 bin lira. Çok salatalık. Güzel rakam. Bir tır mal 80 bin lira. Güzel rakam. Patlıcan 100 bin lira. Dayanamaz adam. Her gün bir araba mal yapan kişi peşin paraya dayanamaz. Bu dürüstlük isteyen bir iş. Yani illa itibara dayalı bir iştir bizim işimiz. Evet. Yani şeker senede bilmem ne değil. İtibara dayalı bir iştir. Hı hı. İşte biraz önceki dediğim adamın Gaspi'den götürdüğü para Gaspi Alanya'dan, Alanya'da götürdü. Evet. Herhalde 2 trilyon civarında. 2 trilyon civarında. Gays Paşa küçük bir yer. Benim memleketim olduğu için de söylüyorum evet. Ama dışarıdan gelen bir insana bu kadar itimam göstermelerinin sebebi ne? Şimdi bak bizim toplumumuzda bir şey var Meral Hanım. Bir bakkal açarsınız mahalleye. Evet. Çalışmaz. Yanına yabancı bir adam market açar. Full full çalışır. Bu bir özentidir belki.
belki paylaşamam adam yani. Bu da bize yani. Çok iyi bir ders oluyor aslında. Evet. Oradan ama bakarsak. Bu akıllanmıyor. Bu her sen olur. Maalesef her sen olur. Ne diyeyim? Allah şaşırtmasın diyeyim aynen, o zaman. Aynen. Mehmet Hatipoğlu, teşekkür ederiz efendim. Sabiha Kurtbaş Özen, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Abdullah Akkuş, iyi yayınlar. Sera naylonu ve tüm plastik ürünlerde ham madde sıkıntısı var. Olduğu gerekçesiyle Petkim sürekli zam yapmakta. Dolayısıyla diğer hepsinin de ham maddesinin yokluğu ve zam yapıldığı açıklanıyor. Az önce bir şey söyledim. Evet. Değil mi? Dolar evet. Düşüyor. Hı-hı. Yani tabii bir grafik çiziyor ama özellikle ben dediğim dönemde düşüyordu. Hı-hı. Ve naylonun tonuna $250 zam geldi. Ve bunu devam etmiş Abdullah Akkuş. Hallerde piyasayı belirlerken devletin yetkili birimleri ve müdahil olmalıdır diyor. Ziraat odaları başkanları ve tarım il ilçe müdürleri komisyon kurulurken orada olanlar gerekir. Nitekim onlar orada hazır koltukları vardır diyor. Ama ne yazık ki sene içerisinde hiçbiri de piyasada kurulan komisyona katılamaz. Sözde çiftçinin yanındadırlar. Sıkıntı tek bir yerde değil, kişide değil maalesef diye yorum yapmış. Evet. Yorumlar için biz her zaman bekleriz. Kendisine. Ziraat odasında, ilçe hı-hı. tarımında, belediyenin temsilcisinde, çiftçi temsilcisinde her zaman bekleriz. Biz şeffaf bir kurumuz. Evet. Yani birisi gizli saklı bilmem ne. Biz 20-25 kişi oluyoruz orada. Yani komisyon 7 kişi ama 25 kişi oluruz orada. Yani tüccarıyla, efendim üreticisiyle bilmem neyle hepsi biliyorum. Ziraat odası da gelebilir. Belediye temsilcisi gelebilir. İlçe tarım da gelebilir. Evet. Bizim saklı gizli yaptığımız hiçbir şey yok. Hı-hı. Açık. Zaten her gün internete yayınlıyoruz biz bunu. Yani orada gizli bir fiyat kurup da internete yayınlamıyor. Musa Bey bilir. Yani fiyatlar hemen hemen bizim dediğimiz fiyatlardan satılır. Belkon kuruş fazla, belkon kuruş eksik. O kadar. Evet. İsmail Uçak, teşekkür ederiz efendim. İyi dilekleriniz için. Abdullah Akkuş devam etmiş. Hemen kısa kesmek istiyorum. Vaktimiz çok daraldığı için. Kontrolsüz güç, güç değildir demiş. Bilmukabele katılıyorum efendim. Katılımlarınızdan dolayı Mustafa Bey size çok teşekkür ederim. Programcı arkadaşım olarak desteğinizden dolayı. Hamdi Bey. Son sözü size vermek istiyorum. Sonuçta siz bizim konuğumuzsunuz. Son teşekkür bir ederim. Serzeniş. Gayspaşa Belediyesi de dahil bunda. Size yardımcı olabilecek komisyonlarının size karşı eksikleriyle alakalı bir toparlamak isterseniz şöyle bir iki dakikalık size bir süre vermek şöyle, istiyorum. Meral Hanım teşekkür ediyorum. Rica ederim. İlginizden dolayı da çok teşekkür Bilmukabele. Ederim. Bilmukabele. Bizim yerel yöntemlerle iletişimimiz çok güzel. Hı hı. Sayın Başkanımıza da iletişimimiz çok güzel. Evet. Bizim her dediğimizi de yapacağına dair sözler veriyor ve tutuyor yani şimdi Allah için konuşalım. Hı hı. Ne dersek Mehmet Ali Bey her dediğimizi yapıyor. Buradan da kendisine çok teşekkür ederiz o zaman. Çok teşekkür ederim. Bizimle. Çiftçinin yanında olduğu için. Çiftçinin yanında, komisyoncunun yanında, daha doğrusu esnafımızın yanında. Bu çok yani güzel bir tek bir şey. Hal için veya şey için konuşmayalım. Tabii. Her konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor adamcağız şimdi. Yani bizim kardeşimiz. Çözüm odaklı bir başkan. Biz evet, de tanıştık. Onu yapmaya Naysan'da. Çalışıyor bu yani. Güzel bir şey. Tabii gücü yetiyor mu? Yettiği kadar yapıyor. İşte ilaç yaptır başkanım, yaptırıyor. Önemli olan o yolda yürümüş olması. Yürü, evet. Sonuç yani çok... şeyiz, hemfikiriz her konuda. Çalışıyor. Emek vermeye çalışıyor. Çok güzel. Uğraşıyor. Bizimle de ilgileniyor. Gazetenin esnafıyla da ilgileniyor. Ama Halil'e özellikle ilgileniyor. İlaç yaptırıyoruz, yaptırıyoruz. Şuraya yaptır başkanım diyoruz, yaptırıyor. Kapı yaptır, yaptırıyor. İşte şuraya böyle yapan Allah... Halk için çalışan bir halk için çalıştığını başkan, düşünen bir adam. Bu. Ben siyasi otorite değilim. Beni de ilgilendirmiyor siyasi yapısı. Ben hizmet üretmesini istiyorum. Ben gazeteci için istiyorum. Biz üreticinin biz üretmenin üretmenin yanındayız. Çok. Üreticinin yanındayız. Yani daha doğrusu üretenin yanındayız. Aynen. Yani üretsin. Yani Mehmet Ali Bey bugün bir anıt yaparsa götürüp de köyüne götürecek değil. Gazeteciye bırakacak. Gazetecinin malı olacak. Tabii ki. Bizim şeyimiz de o. Yani şu andaki tavırlarında da ben son derece memnunum. Kendisinden de Allah razı olsun diyorum bak açıkçası. Her çaktığı çivi de ellerinden öperim bak. Benim küçüğümdür. Evet. Her çaktığı çivi için ellerinden öperim. Vatanı, milleti ve halkı için emek veren. Halk için. Kim olursa olsun. Aynen, ben bugün aynen. Ben bunu Cumhurbaşkanımızdan evet. Haldeki temizlikçi kardeşimize kadar. Görevini ahlakıyla, görevini yapan herkesin ellerinden öpüyorum. Bak kesinlikle. Ben bu yaşındayım. Kesinlikle hemfikirim. Ben küçüğüm olsun, büyüğüm olsun hiç önemli değil. Eğilir öperim. Evet. Ama vatan için çalışsın. O işte hizmet üretmeye çalışsın. Şeref duyarım. Yani onur duyarım. Evet. Bugün Cumhurbaşkanımızdan hı-hı. haldeki en küçük birim neyse. Evet. Küçümsemiyorum küçüleri. Yani temizlik kim tabii ne ki, diye. Tabii o da tabii bizim ki. Kardeşimiz. Tabii o da aynı şeyi yapıyor. Elbette. O da görevini yapıyor. Saygı duyarım, ellerinden öperim. Ben tekrar çok ve teşekkür ederim. Ve bu konuda çok teşekkür ederim size.
böyle bir şey paylaştık. Hakikaten hoşuma da gitti. Biz çok memnun olduk. Sizi evet, ağırlamaktan da çok şeref duyduk. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda tekrar İnşallah tekrar paylaşırız. İnşallah. Bunu kamuoyu önünde dile getirdiniz. Dile getirdim. Herkesin bu konuda ilgilenmesini istiyorum. Herkesin Türkiye için elini taşın altına koymasını istiyorum. Biz üzerimize düşeni, kendi biz üzerimize adımıza düşen, bu, biz yapıyoruz. Tekrar dile getir derseniz, bir gün tekrar dile getiririz. Tabii ki her zaman. Ben bunu her konuda dile getiririm. Sayın Cumhurbaşkanı karşısında dile getiririm. Aynı şeyi tekrarlarım. Sayın Tarım Bakanı'nın karşısında dile getiririm. Kim olursa olsun. Evet. Yani biz bakın, şöyle, üretim kapasitem çok mükemmel. Evet, evet. Ama biz bunu pazarlama şeyimiz daha yeni oluşmaya başladı. Doğru desteklenmeli tabii, aslında. Doğru bence. Destek evet, yeni evet. oluşmaya başladı bizim ihracatımızda. Tarım tabii ki ikinci sınıf bir meslek. Yani bir sanayi sektörü gibi çok büyük paralar götüren meslek değil. Evet. Ama tarım bir ülkenin geleceği. Kesinlikle. Bir ülkenin yaşaması için tarımın muhakkak olması gerekir diyorum ve hepinize teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, bizi izlediğiniz, katılımlarınız, beğenileriniz ve yorumlarınız için ben çok teşekkür ederim. Mehmet Güneş Helal Başkanım demiş galiba, bu size geldi. Bunu da ileteyim son. Hayırlı akşamlar, esenlikler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.